fizik kanunlarının biraz hayali bir şey olduğunu insanlar anlayacaklar. Yani var diyeceğiz ama yani hikayemsi var. Çünkü Allah'ın fizik kanunlarına hiç ihtiyacı yoktur. Yani sadece biz bir şeylere inanmamız için mantık olsun diye fizik kanunları vardır. İnşallah. Onun için biz diyoruz bu yer çekimi vardır. İşte helikopterde kalktığında rüzgarda helikopteri sürükler, o yüzden işte o da beraber döner diyoruz. Yani pratiğinde pek inandırıcı durmuyor bunlar. Yani işin pratiğine bakıldığında. Mesela ben beynimin içindeki görüntüyle konuşuyorum. Karşımdasın diyorum sen diyorum. 3 metre ilerine. Bu doğru değil. Yani yemin dahi edebilirim. Değil. Beynimin içindeki adam yani. Eğer dersem 3 metre ilerine yalan söylemiş olurum. Yani görüntüye göre 3 metre ileride. Yani filmin kalitesinden dolayı öyle görünüyor diyebiliriz. Mesela biz televizyonda film seyrediyoruz. Evler, arabalar arkada oluyor. İnsanlar önde oluyorlar. Tamam, hakikaten 100-150 metre kadar ileride. Ama filmin içinde hepsi aynı yüzeydeler. İnsanın kafasında da aynı yüzeyin üstünde oluyor görüntü. Yani hiçbir değişiklik yoktur. İnşallah. Mesela ben sizi görüyorum şu an. Şu kadarcık yerde oluyor bu görüntü. Şu kadar kalemin ucu kadar yerde oluyor. Ama mesela boylu boşlu bir genç kız olarak görünüyorsun. Yani büyük bir insan olarak görünüyorsun. Ama şu kadarcık yerde ben buna yakından baktığım için beynimde kocaman görünüyorsunuz. Yani normalde böyle bir şey yok. Yani çok küçük görüntüyü, hani vardır ya bazen böyle haçtan gelenler tesbih getirirler eskiden, yani çocukken bakardık içinde haccın resmi görünürdü değil mi? Hem de kocaman görünürdü. Abi küçücük yerdedir, ufacık bir yerde. Koskoca alem görünürdü. Mercek. Evet, insanın beyninde de öyle işte. Yani koskocaman görünüyor. Mesela insanlar, uzaktaki insan şu kadar görünüyor. Yakındaki insan daha büyük görünüyor. Biraz daha yakın olan iyice büyük görünüyor. İnşallah. Halbuki hepsi birer fotoğraf karesi gibi beyinde. Mesela o küçücük görüntüyü de büyük kabul ediyorsun. Sen şey olduğu için yani bilgi, kafandaki bilgiye göre onu öyle kabul ediyorsun. Beynin içerisinde normalde şu kadarcık oluşuyor. Mesela bak şimdi kameraman arkadaşlar şu kadar görünüyor orada karşıda. Beynin içinde oluşma şekli bakın şu kadar. Evet. Yani normal şu kadar insan yani, o kadar. Ve beyin içiniz gerçekten o şekilde oluşuyor. Ama bize sorulduğunda biz diyoruz ki yok diyoruz mesela 4 metre ötede ve koskocaman insan diyoruz. Ve mesela çok ilginç, her insanı da mesela farklı ebatlarında, farklı silüetlerinde görebiliyoruz işte. Kimisi uzun boylu, kimisi kısa boylu, şişman, zayıf. Tabii. Bu da çok çok ilginç bir mesela durum. Mesela pırıl pırıl ışık var. Dışarıda ışık yok. Evet. Fizikçiler diyor bu olayın gerçekliğini diyor büyük bir korkuyla farkına vardılar diyor. Kitapta. Bakın büyük bir korkuyla diyor farkına vardılar diyor. Onun için bunu insanlara pek anlatmıyorlar. Yani peki bu, yani bunu anlatmamalarındaki sakınca neyi sakıncalı görüyorlar da anlatmıyorlar? Şimdi pavyonda eğlenen adama sen bunu söylersen adam mahvolur yani orada, o eğlenecek hali kalır mı? Yani adama fabrikası karşısından geçiyor diyor, ne muazzam tesisler yaptım ben diyor. Beynin içerisinde şu kadarcık yerde onun bütün tesisi. Yani bütün uçsuz bucaksız diyor fabrikalar diyor. Yatım şurada diyor. İşte Lombergini de karşılığında duruyor diyor. Hepsi karşımda diyor. Şu kadarcık yerde oluşuyor hepsi. Bunu duymak istemiyorlar işte. Yani evet. Çünkü ciğerine oturuyor derler ya tabirine. Yani bu acı gerçek olarak bunu görüyorlar yani. Ve bunu hiç duymak istemeyen birçok insan var. Mesela akademide de ben arkadaşlara bunu anlatırdım akademideyken. Solcular o zaman beni tehdit etmişlerdi. Normalde çok hür bir ortam vardı dediler. Aman dediler yani sakın bana, bize de anlatma kimseye de anlatma dediler. Yani gücü, yani bunu duyup materyalist olması bir insanın mümkün değildi çünkü. Ben direkt tepeden inme konayı bitiriyordum. Yani darwinizme girmeye dahi gerek yok işte bunu anlattım. İnşallah. Ya bunda adam felç oluyor zaten, bir şey yok. Mesela bizim bir arkadaş vardı akademide, Hasip. İsmi de aklımda yani, ismini söylemekte de bir mahsuru yok. Anlattım, anladı, kıpkırmızı oldu böyle, iliklerine kadar kızardı. Bir daha da ben asla görüşmeyeceğim. Hemen kavradı ama. Ve ondan sonra bunu unutmak ister insan ama unutamazlar. Nereye giderse gitsin karşısına gelir. İnşallah. Yani bunu bir kere öğrenir bir daha unutamaz. Ama unutmak için tabii kolaylıklar vardır. İşte uğraşır biraz, işte müzik dinler, etrafta gezinir.
şakalaşır falan unutur. Ama bu çok büyük bir gerçek.